EYT'de 25, şimdi EYT emeklilere takılanlar konusu biliyorsunuz e, kanun teklifi mecliste sunulacak. Ardından komisyon süreci e, Şubat ayında meclisten geçmesi, Mart'ta evet. da ilk maaşların yatması bekleniyor. Kemal Kılıçdaroğlu da çağrısını inanıyor. Bir an önce getirin e, tasarıyı diye meclise sunun diye kanun teklifini. E, dolayısıyla böyle bir tartışma var ama artık yani sunulacak o net e, grup lar içinde AK Parti grubunda bir değerlendirme tartışma yapılmıştı, bir evet. çalışma yapılmıştı. Sonuçta o çalışma ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verildiği de sunum yapıldığı da aktarılıyor. Dolayısıyla burada bir süreç başladı zaten bir aksama yok öyle anlıyoruz. Sadece süreç biraz uzuyor. Şimdi burada da birçok insanın talebi var tabii. Birçok kesimin de talebi var. İşte esnaf ve sanatkarlar diyor ki bizim prim günümüzü niye düşürmüyorsunuz? Bu akıl diyor ki kirim çok yüksek. Onu biraz düşürün bu tasarıya koyun. Hı -hı. İşte bazısı diyor ki benim staj imkanları niye e, yani stajı ödeme imkanımız da olsun. Boşlanabilelim. Dolayısıyla hani e, arada boşlukları boşlanabilelim. E, böyle taleplerde söz konusu. İşte 5 milyon kişi var. Bunun 2,5 milyona yakını emekli olacak ...yüzde %40'ı. Evet. Şimdi e, bir de Ahmet Kıvanç dün yazmış dikkatimi çekti. Evet. Şöyle dikkatimi çekti. E, Biliyorsun 2015 seçimlerinde hı hı. bir e, 147 ay, 147 gün pardon ay nereden çıktı? 147 gün milletvekili yapan, milletvekili yapanlar var. Evet. Şimdi iki seçim arası kaldı ya bir 7 Haziran seçime gittik. Sonra bir Kasım'da yeniden seçim yapılınca hı hı. bazı milletvekilleri seçilemedi. Ve onlar 147 gün milletvekilliği yapmış oldu. Evet. Şimdi diyorlar ki ben de iki yılı tamamlamış sayılıyım. E, sayıları 70'in biraz üzerinde. Dolayısıyla beni de iki yıl tamamlamış sayın ve bu AYT düzenlemesine alın. Evet. işte böyle talepler söz konusu. Stajımı sayın, beni de sayın. Ya stajımı sayın aynı şey değil bu. Stajımı, bu stajımı sayınla aynı şey değil tabii. tabii. Stajdaki konu şu. Stajda bir kere hani bir sadece kaza sigortası gibi bir şey deniyor orada. Prim eksik yok tabii ki. vatandaş diyor ki ben o dönem aslında çalışmaya vaitine başladım. Dolayısıyla benim o dönem hani e, işverenin ödemesi gereken prim ben ödeyeyim, borçlanayım. Yani binlerce kişi var orada böyle. Ya Öyle söyleyeyim. Binlerce kişi var ve hani beni bu şekilde kabul edin diyor. O talebi ben haklı buluyorum açıkçası. Yani şöyle haklı buluyorum en azından. Ben de haklı buluyorum yani, çünkü staj süreleri zaten, çok uzun. Zaten esna. şöyle bir durum söz konusu biliyorsun. Hani 2001 e, tarih belirli ya 8'in 8 itibariyle. Şimdi dolayısıyla zaten orada belki bir günde kaçıran iki günde kaçıran keşke o yılı kapsasaydı mesela e, tamamen 99 yılını o mesela daha adaletli olabilirdi e, ya da mesela o tarihten hemen önce yazın staj yapmış belki çalışmaya devam etmiş yani o iş yerinde mesela ama bir iki günde kaçırmış mesela bu kişiler için bana kalırsa e, bir çözüm olurdu bu staj işi e, çünkü ona göre aradaki prim boşlanırlardı öderlerdi ve emek olurlardı Çok hak zaman... kaybı olmazdı evet. ama şimdi vekillerin durumu biraz farklı ama onlar yani, diyor ki bak şöyle ilginç bir tarafı var, çok çok böyle şey detay, şu, şu detay ilgimi çekti benim aslında. Bir, iki yılda emekli olmuyoruz biz diyorlar. Hı, ne kadar ki. insanlar nasıl emekli olduysa e, biz de o şartlarda, o prim gününde, e, evet. o e, yaşta emekli oluyoruz. Sadece milletvekilliği, iki yıl milletvekilliği yaparsak milletvekili şartlarında emekli oluyoruz diyorlar. Yoksa iki yıl milletvekilliği yaptım artık emekliyim diye bir şey yok. Ama o da yani işte... E, ...piyango gibi bir şey olur. Piyango gibi bir şey. Yani etam emekliliğin gelmiş... ...iki yılda milletvekili yapmışsın... ...o şartların değişiyor. Yani, 5 da çok değil yani. <laughs> çok Siz hayatınız karşılıyor. boyunca asker çalışın... ...ondan sonra e, emekliliğinize gelince de... E, ...işte yine asker ücretinin yakınında bir e, maaş alın. Ama ha. olmaz yani. Bu, yani çok, 20 bu çok, 25 yıl bu çok çalışan şey değil. Yani hak değil, bir kere. Hak değil. Çünkü biliyorsun bütün kazançlarının ortlamasıyla maaşın belirleniyor. bu. Neyse bu 147 gün milletvekilliği yapan 73 kişiye öldüklerinde eşlerine maaş bağlanıyor ama. Milletvekili maaşı. Hı hı, hı, hı. E diyor ki öldüğümüzde maaş bağlanıyorsa şimdi de bağlayın diyorlar. Haklı. E onu düzeltsinler. Yani <laughs> daha bunların. kıymetli hale geliyoruz Düzeltilmesi diyorlar. gerekiyor bu işin. Yani, e, yani bari onu düzeltin. Yani bir de yani kamuoyunda yani vicdanları böyle zedeleyen bir şey bu. Yani Bence yani, bu düzenlemeye çok gerek. Ama hani böyle işte o zaman hakikaten hani birçok insan acaba bu ETI düzenlemesi işte hani geçmiyor gecikiyor acaba stajda mı dahil edilecek ya da böyle beklentiler içine girerken Tabii. bir yandan bakıyoruz ki süreç bambaşka uzuyor. şeyler varmış Bir de yani. süreç evet, bambaşka araya şeyler araya yani, çıkıyor. çıkıyor. O dikkatimi çekti. Evet, bu yakışık şey değil aslında bana karısı yani ne hal, nasıl çıkıldıysa hangi halde anlaşıldıysa o halde, o halde çıksın o çıksın zaman. halde çıksın ve bir süreçte evet, bir süreç da aynı. Ondan sonra diğer eksikleri de ayrıca gidermekte fayda var tabii. Peki. Şimdi şöyle bir haber var Bloomberg de ee, Oradan evet. aldık. Evet, bu aslında yani e, tam anlamıyla şeyi anlamak açısından aslında hangi sektörün maaş konusunda ne, ne kadar hani e, biraz böyle cesaretli davranıp Aslında haber e, şuradan yola çıkmış. Tamam. Yıl sonunda enflasyon %64 ama biz fiyat artışlarını %100'ün üzerinde yaşadık. Evet. bizim enflasyonumuz daha yüksekti. Bir de maaşlar yıllarca çok düşük enflasyonda düşük kaldığı için birdenbire düşük maaşla yüksek fiyatlara yakalandık. Evet. durum bunu anlatıyor. Diyor evet. ki her şey %100 artarken enflasyon Kasım'a kadar %85'lere yakın seyrederken maaşlar bakalım ne olmuş diye incelenmiş bu evet. haber. Benim burada dediğim gibi yani mesela bir yıllık artışlara bakmışlar. Bir iki sektör dikkatimi çekti burada. Yani hava yolu taşımacılığı %153 en iyi zam. En iyi zam hava taşımacılığı evet. almış. Yani havayolu taşımacılığında çalışanlar burada ekimden ekime söylüyoruz. 15.480 bürütten 39.166 TL bürüte ulaşmışlar da ki Ekim ayı bu. Yani şu an Ocak'ta yansıyacak olan zamlar hariç bunlar. Ha, bu Ekim ayı e, SGK bildirimlerine dayanarak evet, yapılmış. Evet, dolayısıyla bir araç yani şey. aslında biraz gecikmeli ama. Orada enflasyon 80 En son yürü. yapılan Ağustos şey, zamlarının etki kapsar ama Ocak'takileri kapsamıyor bu. Yani, Şubat'ı evet. bekliyor insanlar şu anda. Ocak itibariyle enflasyonun altındayız. %153 brüt e, maaşları Hava yolunda artmış diyor. Hava yolu %153 artmış. depolama sektörü de diyor %112. Bu da muhtemelen e ticaretin bağlantılı eee havayolu taşımacılığı, evet, e ticareti kapsıyor. Yani, yani e işte enerji enerji Orada ne kadar artmış? Onda %112 artmış. Maaşlar iyi. yani 6500 lira ortalamadan yani asgari ücret ortalamasından 13845 lira brüt maaşa çıkmışlar Ekim ayında. Ortalama hı hı. Şimdi dolayısıyla böyle gittikçe bak, baktığın zaman işte bir enerji sektörü ortaya %100 üzerinde arttıran sektörlerden onları görüyoruz orada. Ee, mesela finansal Karataşı hizmetler. Karataşı, Türemörk imalatı evet, var. Yani finansal kok hizmetler kok, kömürü, rafine, petrol evet, ürünleri imalatı var. Biraz enerji var. ve şey. Enerji evet. evet e, finansal hizmetler, bankalar %96 görünüyor. Bankacılık Efendim, hizmetleri. Evet, bilgi hizmetleri işte hep yazılımcılar vesaire konuşuyoruz biliyorsun. Orada da 96 %96'lık bir artış söz konusu gibi görünüyor. Bir de orada ücretler daha yüksek ya. Tabii orada bana ücretler göre. daha da yüksek. Yani 20 milyonun üzerinde ücretler var orada. Onun üstünde ücret artışı 90 yani. %96. Evet dolayısıyla burada böyle mesela yani inşaat %86 falan yani rakamlara bakacak olursak. Tabii bu şunu gösteriyor ki aslında. 89 yani, şir, e, sektörde 45 yarısı hı. Ee, enflasyonun altında bir or böyle oranlar yok yarısında. Tabii tabii yok yani. yok böyle oranlar. Yani 25'in sektörleri zaten hı. asgari ücret hemen üzerinde bir ücretle çalıştırıyor. Evet. Bunların ya yani bu şirketlerin sayısı yani sektörlerin sayısı 7 falandır en fazla. Tabii tabii. Yani ve rakamlar öyle. Üzerinde hani mesela buradaki ücretlere baktığımızda bile aslında bu ücretler biraz önce konuştuğumuz konut kampanyası e, burada kimler girer diye baktığımızda Bir sektörde yani böyle e, evet 5-7 sektör ancak hani evet. kapsamı alabilir. Orada da muhtemelen bunlar ortalama rakamlar. Yani tamamı içeri kapsamaz. Bir, Bir kısmını kısmı. kapsar diye tahmin ediyorum ben. Ee, dolayısıyla ee, aslında güzel de bir fikir vermiş gençlere. Bu sektörlere güzel bakıp olmuş. Evet en azından yani Tahsin Akça imzalı Bloomberg Aynen, de, Tahsin, güzel bir haber olmuş. Ee, çok güzel. De, e, dolayısıyla buna bakıp aslında yön de çizebilirler kendilerine Doğru. iş bulmaya. 25 sektörde ee, asgari ücret ve hemen üzerinde çalışılıyor. Bak evet. 25 sektöre bakın. Evet. Ee, onun üzerine çıkabilen sayısı işte çok değil. Hı hı. E, 7 şir, 7 sektör çok yani yüzde yüzün üzerine çıkmış zamda. Bir de ek e, ödenekleri var onların. Evet. Mesela e, 16 maaş vesaire ödemeleri var. Hı hı. Evet, Enerji yani, iyimiş mesela. Ya, hava burada yolu mesela tabi tabii. Yani burada ben mesela en e, yüksek ticaret fena değil. Evet. en yüksek ücret düzeyine kim ulaşmış diye baktığımda da bunu e, kabaca bankacılıkta görüyorum. Pardon, hava yolu taşımacılığında görüyorum. Sonra e, bankacılık geliyor zaten e, işte 39 bin gibi bir rakam Havayolu yolu taşımacılığında bürüt ücret. E i̇şte bankacılıkta 24 bin lira. 7 sektör var rakamlar. ya %100'ün üzerinde zam veren. Hı hı. E, o 7 sektörün ilkinde Havayolu taşımacılığı. Evet o var. O var. Yani İkincide o var. de e-ticaret anladığım kadarıyla. Evet. Sonra işte hava zaten her anda Bilette rekor kırdı. Hı. İşte hı. uçuş sayısında vesaire de rekor kırdı. Neyse çalışanlarına da gereğini yapmış. Imkan en azından önemli olan o. Yani Aynen. sadece kendi kazanmamış. Bravo. Kazandık paylaştık. Evet, tabii tabii. Bravo. Ee, en azından pandeminin etkisini de orada sarmışlar. Öyle görünüyor. Ee, yaralarını Öyle görünüyor. da hemen Hı. sarmışlar çalışanlar Hı -hı. açısından. O sıkıntılı bir süreç. Ki düşük. bunlar yani ocak zamları dahil değil bunlara. Enerji de. <laughs> onu yani petrol, kömür vesaire orada da gayet e, iyi bir durum söz konusu.